Yayınıma hoş geldiniz. Ruslardan bugün açıklama geldi. Evet, konumuz Türkiye'nin Suriye'ye her an girecek olması. Esad'ın tansiyonunun yükseldiği, bir türlü inemediği biliniyor. Çünkü İran onu rahatlatmadı. Türk devlet aklı işliyor. Türkiye her şeyi anında, bir anda panikle yapmaz. Böler, planlar ve zamanında uygular. Türkiye de bunu yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye harekatı ile ilgili açıklamasını böyle okumamız gerekir. Dünya kamuoyunu, Türkiye kamuoyunu bir nevi bu büyük operasyonu hazırlıyor. Gücümüze güvendiğimiz için de tabii ki istediğimiz saat başlatırız diye düşmanı psikolojik bir harbe, psikolojik bir yıkıma uğratıyor. Yani düşman depresyona giriyor. Bu da bir savaş taktiği. Esad, Baas Partili Esad ülkesinde neler yaptığı biliniyor. Sivil halka yaptığı katliamlar özellikle dünyanın gündemindeydi uzun yıllar. Birçok mülteci ondan kaçtı bile ve kendisi panikte önce çareyi Tahran'da aradı. Dedi, Türkler geliyor, bizi kurtar Hamaney. Tabii ki Hamaney bulmuş Suriye'yi, kucakladı tabii ki. Avına yaklaşan birisi gibi Esed de tabii ki Putin'e sarıldığı anların birisini yaşıyor. Çünkü kendi başına ne muhaliflere ne de Türkiye'ye direnecek gücü yok. O kibirli hali gitmiş gibi çok daha zayıflamış. Tabii ki İran ona ilaç olacak mı? Hiçbir askeri uzman buna ihtimal vermiyor. Rusların boşalttığı bölgelerde İran'ın orayı savunma hatlarında tutabilme özelliğini görmüyorlar İran'da. Tabii ki İran'dan açıklama geldi. İran şöyle söyledi. İran'dan yapılan açıklama şu: Suriye'ye yapılacak herhangi bir adımı veya bir müdahaleyi desteklemiyoruz. Türkiye'nin adını vermeden Türkiye'ye mesajı yolladılar bile. Karşımızda tabii ki İran'ın elinde birçok terörist var ve bunu bize karşı kullanmak isteyecekler. Ama güçleri ve cürmleri yetmeyecek. Ruslara yar olmadı Suriye. Onlara mı olacak? Can derdine düşmüş. Ukrayna'da belli bir çarpışma neticesinde binlerce askerini kaybetmiş ve hala 80'lerdeki tanklarını bir nevi sahaya sürecek kadar da zıvanadan çıkmışa benziyor Rusya. Diğer yeni tanklarını olası bir batı ile çatışma için saklıyor Rusya. Tabii ki bu özellikler ve Lavrov'un yaptığı açıklamalar şu şekilde: Türkler geliyor. Doğu Fırat'ta Amerika bir devlet kurmak istiyor. Kürtler Amerika ve Amerika Kürtlerle bir plan içinde. Ama ikisine güvenilmezler. Ama Türklerin Kuzey Suriye'deki terörizmle mücadelesini tabii ki haklı buluyoruz. Böyle bir hakları var. Seyirci kalamazlar. Yani var olanı itiraf ediyor. Öyle ballı tatlı Tel Rifat'ta terörle kol kolayken Lavrov'dan bu sözleri duymazdık. Şimdi ise Suriye'de askeri varlığımızı sona erdirdik dese de Himeyim üstünde bir filo uçağın kaldığı söyleniyor. Bu da tabii ki belli bir ayrıntı. Ayrıca Suriye'de tüm kuvvetleri çektiler mi? Bununla ilgili biraz daha beklememiz gerekecek. Ama askeri varlığımızı sona erdirdik diyen bir Lavrov var. Bu sözleri duyan Esad'ın her zaman söylediğim gibi Şam'daki sarayında belli tansiyon atakları var. Olacak tabii ki. Çünkü Türkiye özellikle mazlumların sesine, Türkiye'ye sürülen mültecilere ve Halep'in hesabını soracak. Tel Rifat'ta Rus üssünün yanını vurduk. Roketler attık. İyi oldu da gerçekten. Ruslar daha çekilirken veya çekildikten sonra bu adımı atmak, artık buranın hakimiyiz demek. Boşuna Rus bayrakları çekmeyin demek teröristlere. Suriye harekatı yükleniyor diyoruz. Ruslar Türkiye'ye geliyor diyor. Türkiye'nin bölgeye yapacağı harekatın tik tak tik tak diye ayak sesleri deriz ya. Aynen bunlar var. Gerçekten öyle bir geleceğiz ki Suriye'nin kuzeyinde PKK çok büyük bir darbe alacak ve yerleşeceğiz oraya. Bir güvenlik kuşağı yerleştireceğiz. Hani Obama'ya diyorduk da kulağına tıpa tıkıyor. Bizi dinlemiyordu Obama. Özellikle Beyaz Saray'da gitgide bir Türk düşmanı oluyordu Obama. Oysa göreve ilk geldiğinde gayet iyiydi. Gayet neşeli ve şendi. Ama zaman geçtikçe Türkiye'ye karşı hasmane duruşu ve özellikle Türkiye'ye mesafeli duruşu artıyordu. Bölgede İran'ı tabii ki önceliyordu.
Ama Türkiye'de yapılanlara karşı öfkeliydi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bütün hamlelerde Türkiye aleyhine dönen bir durum vardı. Önce muhalifleri destekler gibi gözüktü. Daha sonra Türkiye'yi Suriye'de yapayalnız bıraktı Rusya karşısında. Hava savunma sistemi olmayan Türkiye'nin bölgede yaşayacağı krizlerin farkındaydı. Güvenli bölge isteğimize karşılık, Türkiye'nin bu bakışına karşılık Amerika bize böyle bakıyordu. Yani Amerika'nın bize bakışı buydu. Ama görünen o ki artık Türkiye devran döndü, artık konjonktür döndü, gerekenleri yapmaya başladı. Öyle de olacaktı. Lavrov'un açıklamalarıyla iyice artık operasyonumuzun olacağı konusunda iyice emareler ortaya çıktı. Tabii ki bir gözümüzde Pentagon'da yani Washington'da ne demişler bakalım? Pentagon sözcüsü, evet Pentagon sözcüsü aynen şu kelimeyi kullanıyor. Endişeliyiz. Endişeliyiz, endişeliyiz. Endişeli olacaksınız. Endişeli olmaya alışacaksınız. Türkiye bölgede kendisine dünya kadar evet yük çıkaran, şehitler vermemize neden olan bir terör oluşumunu durdururken siz endişeli olmaya devam edeceksiniz. Çünkü oraya gireceğiz. Türkiye'nin harekatına sıcak bakmadıklarını söyleyen Amerika'nın orada bir devlet kurma hayalinde olduğunu artık duymayan kaldı mı? Lavrov aslında Türkiye ve Amerika'yı bölgede gerginlikle Ukrayna'da kendisi adına ittifaktan koparmayı amaçlayan bir stratejiyle Türkiye'yi Amerika'yı arasındaki ilişkiyi gerginleştirme konusundaki Lavrov'un açıklamalarını okurken bir taraftan Türkiye'nin de özellikle bu uygun konjonktürü Türkiye'nin her ülkeye lazım olduğu, Türkiye'nin desteğinin arandığı bir dönemde bu harekatı gündeme getirmesi ustaca bir manevra. Türkiye ansızın girecek, Türkiye kuvvetle girecek. Özellikle muhaliflerin çok daha eğitimli, çok daha belli alanlarda donanımlı olmalarını sağladık. Tabii ki bunlar daha da artarak devam edecek. Suriye'de şu anda aslında Esad'ın korkusu şu. Esad işin Halep'e dayanmasını ve Halep'ten Şam'a kadar kaçmayı, Laskiye ve Şam arasında sıkışmaktan korkuyor. Asıl derdi bu. Bir bölgesel devlet mi olacağım diyor. İşte burada Suriye İran'a sarılıyor ve dostlarını arıyor. Çin'den bile yardım isteyecek gibi. İşte gördüğünüz gibi Esad'ın yaptıkları ortada. Suriye'de olanlar ortada. Ama Türkiye'nin hareketlenmesi ve muhaliflerle beraber bölgede özellikle Kobani, aynen Arap diyoruz, Tel Rifat ve Menbiç olmak üzere 3 bölgeden güçlü bir yumruk harekatı başlatmak üzere. Böylelikle tabii ki Suriye'de teröre izin vermeyeceğiz. Güzel gelişmeler olacak. Şanlı ordumuzu izleyeceksiniz, gurur duyacaksınız. Çünkü Türkiye ordusu dünyanın en güçlü ordusu ve Türkiye ordusunun gücünü görecekler. Hepinize tekrardan sağlık ve afiyet diliyorum. İnşallah bir dahaki konuda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.